Etkinlikte çok sayıda öğrenci görev aldı. Program sunumunda zaman zaman duygusal anlar yaşandı. Ayrıca sergi salonunda Çanakkale ile ilgili öğrenci ve velilerin hazırladıkları çalışmalar, slayt ve sesli görsel sunumlar eşliğinde sergilendi. Kemal'in 100 milletle 8 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla yapılan konuşmada 18 Mart'ın bir ulusun son demlerinde dahi olsa pes etmeyeceğinin göstergesi olduğu belirtilerek 18 Mart Peygamber Efendimizin müjdesi ve emaneti olarak gördüğü İslam'ın sancağı İstanbul'un düşmanın eline düşmemesi, kirletilmemesi için verilen mücadeledir. 18 Mart bizim namus, vatan sevgisi, onur, hürriyet, şehadet, ayrılık, fedakarlık, şeref, kahramanlık, zafer, asalet, gurur, kardeşlik, en fazla da ölümü ifade eder. Devrin muazzam silahlarına sahip düşmanlara karşı iman ve inancın gücünü gösteren eşsiz bir destandır diye konuşuldu. Yeni ve büyük bir dünya savaşı deşiğini bulmuştu. Savaşa Osmanlı Devleti'nin girmesi, boğazlara sığınan Goben ve Breslau isimli iki Alman zırhlısının satın alınıp Yavuz ve Midilli olarak Osmanlı donanmasına katılması ve hala kim tarafından verildiğine eklik kazanmamış bir emirle Karadeniz'deki Rus limanlarını bombalamasıyla gerçekleşmişti. Azim ve kahramanlığın tarihte yerini almış şerefli bir hatırasıdır.